İyi günler, ben doçent doktor Fatih Çakır Gündoğan. Bu videoda size kısaca akıllı lenslerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Akıllı lens nedir? Standart lens nedir? Bu lensleri biz gözde hangi amaçla kullanıyoruz? Bu konuda da kısaca bilgi vereceğim. Bu konuyu anlayabilmek için öncelikle gözümüzün iç kısmında bulunan doğal lens hakkında bir kısa bilgimizin olması iyi olacaktır. Burada bir göz maketi görüyoruz. Gözümüzün en ön kısmındaki saydam bu tabakaya kornea tabakası adı veriyoruz. Korneanın hemen arkasında gözümüze rengini veren iris tabakası bulunur. Burada irisi görüyoruz. Irisin hemen arkasında ise bahsettiğimiz doğal lens bulunur. Bu doğal lens gözümüzün iç kısmında herkeste normalde bulunan bir lenstir. Görmemiz açısından son derece önemlidir. Yaklaşık 20-23 derecelik bir gözlük camı gibi düşünebiliriz bu doğal lensi. Ve ayrıca yapısının da saydam olması gerekir ki kendisi üzerine gelen ışığı net bir şekilde gözün arka kısmına iletebilsin. İşte biz yapay mercekleri doğal lensler, doğal mercekler yerine kullanıyoruz. Hangi amaçla kullanıyoruz? İki amaçla kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi bu doğal lensin saydamlığını kaybetmesi ya da kataraktın ortaya çıkması diğer ismiyle. Katarakt ortaya çıktığı zaman doğal lens saydamlığını kaybetmiş olur. Işık geçirgenliği azalır ya da tamamen kaybolur. İşte bu durumda doğal lens yerine bunu ameliyatla alıp yerine yapay lensler koyarız. İkinci bir kısım ameliyatlarda ise kişinin göz derecesi çok yüksektir. Göz derecesi lazerle sıfırlanamıyordur ya da yaşı lazer için uygun değildir. Bu durumda doğal lens alınıp yerine yapay lens konularak kişinin gözlükten kurtulması ya da gözlük bağımlılığının azaltılması hedef alınır. İşte bu bahsettiğimiz yapay lensleri iki başlık altında inceliyoruz. Bunlardan bir tanesi standart lensler, diğeri ise halk arasında akıllı lens olarak bilinen çok odaklı lensler ya da multifokal lenslerdir. Burada bir tane standart lensin maketini görüyoruz. Normalde bundan çok daha küçüktür. Tüm çapı yaklaşık 13 mm kadardır. Bu standart lensin, tek odaklı lensin bir optik kısmı, yani ışığı asıl kırmaktan sorumlu kısmı, bir de lensin göz içerisinde düzgün durması için gerekli bacakları vardır. Bunlara da haptik adı veriyoruz. Optik kısmı, elimdeki standart lensin optik kısmının tek bir kırıcılık gücü vardır. Örneğin 23 derecelik bir lense ışığı 23 derece kırıyorsa bu durumda tamamı 23 derece kırıyordur. İşte bu nedenle tek odaklı lens adı verilir. Bunun yüzeyine gelen ışınların tamamı sabit bir noktada odaklanır. Son yıllarda ortaya çıkan akıllı lenslerin ise yüzeyinde halkasal yapılar bulunmaktadır. Bu halkasal yapıların her birinin ışığı kırma gücü farklıdır. Dolayısıyla kendi üzerine gelen ışığı uzak, orta mesafe, yakın mesafeye ayrı ayrı odaklayabilme kabiliyetine sahiptir. Peki akıllı lensler ışığı uzak, orta ve yakın mesafeye odaklayabiliyor ve bizim bu mesafeleri görmemizi sağlıyor ise tüm kişilere neden akıllı lens takmıyoruz? Bu soruya yanıt vermek gerekir. Öncelikle akıllı lenslerin de dezavantajları vardır. Örneğin bu farklı halkasal yapılar optik bazı dezavantajlardan dolayı kişide ışığa duyarlılık, ışıklarda yansıma, parlak ışıklara bakıldığı zaman halo adı verilen ışıkların etrafında ışık genişlemesi tarzında yansıma görülebilir. Bunlar özellikle uzun yol şoförlerinde, gece sık araba kullanan kişilerde dezavantaj teşkil edebilir. O yüzden gece sık yolculuk yapan kişilerde genellikle akıllı lensleri çok tercih etmeyiz. Bunun dışında 45-50 yaşlarından önce de akıllı lens uygulamasını çok doğru bulmuyoruz. Akıllı lenslerin bir diğer dezavantajı ise şudur. Gelen ışığı 3'e böldüğü için ışık gücü 3'e ayrılmış oluyor. Bu durumda bazı kişilerde uzakta %10-15'lik bir görme azalması saptanabiliyor. Ancak bu dezavantajlar akıllı lenslerin hepten dezavantajlı lensler olduğu anlamına gelmemektedir. Ama şu anlama gelmektedir. Akıllı lens yerleştirilecek hastaların çok titiz bir şekilde seçilmesi gerekmektedir. Özellikle hipermetrop bireyler, yani 45-50 yaşlarına gelmiş, hem uzağı görmekte hem yakını görmekte sorunu olan bireyler akıllı lensler için uygun bireylerdir. Bunun dışında bir kişinin gözünde göz tansiyonu gibi, diyabetik retinopati gibi başka problemler varsa bu kişilerde de akıllı lens takmaktan genellikle uzaklaşırız. Dolayısıyla akıllı lens yerleştirilecek kişilerin hekim tarafından çok titiz bir göz muayenesine tutulması, kişinin akıllı lensten beklentilerinin net bir şekilde ortaya konulması,
kişinin avantaj ve dezavantajları konusunda bilgilendirilmesi oldukça önem arz eden bir konudur. Bunun dışında akıllı lenslerin ya da multifokal lenslerin kalitesi de önemlidir. Bu lensleri üreten çok fazla sayıda firma vardır. Ancak belli başlı firmaların akıllı lenslerine takılmasını tercih ediyoruz. Bu konuda da hekimin titizlikle karar vermesi gereken bir durumdur. Bunun dışında standart lensler hepten dezavantajlı mıdır? Değildir. Çünkü standart lensler gelen ışığı tek bir noktada odakladıkları için odaklanılan noktadaki görme kalitesi çok iyidir. Eğer kişinin gözüne uzağı net görecek şekilde akıllı lens yerleştirilmişse uzağı çok net görür. Ancak yakın bir miktar bulanık olur. Bu durumda da okuma gözlüğü kullanması gerekmektedir. Bu durumu da monovizyon adı verilen bir teknikle aşabiliyoruz. Ne yapıyoruz monovizyonda? Kişinin dominant gözünü, baskın gözünü ki biz bunu muayenede belirliyoruz. Çoğu hastada bu sağ gözdür. Sağ gözünde kişinin uzağı net görecek şekilde ayarlama yapıyoruz. Sol gözünü ise bir dereceye kadar yakına odaklıyoruz. Hasta kişi ameliyattan sonra gözünü açtığı zaman hem uzağı hem de yakını görmüş oluyor. Bu da oldukça başarıyla uygulanan bir yöntemdir. Birçok hastada monovizyon yöntemini tercih ediyoruz. Bazı hastalarımızın göz yapıları akıllı lens için daha uygun oluyor. Bu kişilerde de akıllı lensler seçilmesi daha uygun olabiliyor. Akıllı lens seçiminde ayrıntılı bir göz muayenesi gerekmektedir. Bu konuda mutlaka kendiniz karar vermeyin. Güvendiğiniz etik prensiplere bağlı olan bir göz doktorunuza danışmanızı öneriyoruz.